dostum hak. Çevir gazı yanmasın, sözler hilaf olmasın. Mert yakası namert eline giriftar olmasın. Evet efendim, gelelim bugünkü hikayemize. Günler birbirini kovaladıkça ta Çin'den yayılan koronavirüs dalgası bizim de yakamıza bulaşmıştı. Özellikle son günlerde yaşanan gıdada tahşiş meselesi yüzünden bizim kıraathanenin ocaklık kısmı iptal edilmiş, yine çay simide dönülmüştü. Bizim uyanık temeller ne kadar bunu kasabın üzerine yıkmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Zira kasabada işlem yapılmış, onun da dükkanı mühürlenmiş ve ona da bir hayli yüklü ceza kesilmişti. Temel bu sefer mebuslar arasında para toplanmasına karar almak istese de nihayet bunda da başarılı olamamıştı ama şimdilik. Bir de bu virüsün yayılma nedenleri arasında Çinlilerin vahşi hayvan yemelerinden kaynaklandığı söylentileri de bu işin tuzu biberi olmuştu. Öyle ya, madem onlar kedi, köpek, yılan, yarasa yiyerek hasta oldularsa kim bilir Temel Efendi'nin onlara yedirdiği at, eşek, hatta bazen domuz eti kim bilir onlarda ne tür hastalıklara yol açacaktı. Zira kanaathanede kimin başı ağrısa Temel'in köftelerinden biliyordu. Bu virüs meselesi gündemde demiştik ya. Bu bizim mebusların da gündemi olmuştu. Ara ara bunlar tartışmalar yapıyorlar. Ara ara birbirlerine sandalyelerle hücumla giriyorlar. Tıpkı eski meclis günlerindeki gibi ya. Bu bazı müzmin mebuslar, yok işte bu virüsün bize Arap-İran üzerinden geldiğini ve dolayısıyla hacim ve umrenin yasaklanması gerektiğini söylerken, diğer taraftan da bu işin öyle olmadığını, bu işin bize Avrupa'dan geldiğini söyleyerekten karşıt görüş bildiriyorlar ve birbirlerine kavga, dövüş saldırıyorlardı. Hatta bazen polis müdahalesi bile gerekiyordu. Daha sonraki günlerde alınan tedbirler sıklaşınca bizim kıraathanede kapanma tehlikesiyle karşı karşıya gelince bizim mebuslar hemen el birliğiyle olaya el atıyorlar ve burayı Emekli Mebuslar Kıraathanesi'nden Emekli Mebuslar Derneği'ne çeviriyorlar. Dernekler masasına da bildiriyorlar. Gerek alınan tedbirler, gerek maske sıkıntısı, işte hijyen maddelerine yapılan faiz damlar olsun, bunlar hep gündem oluyor, tartışıyorlar. Hatta bunlarla ilgili basın açıklaması yapıyorlar bazen ki işe resmi bir hüviyet kazandırabilsinler. Daha sonraki günlerde bakıyorlar ki kıraathaneye gelen gider yok. Niye? Çünkü insanlar korkuyor hastalık bulaşır riskinden. Her ne kadar maskesiz girilmez yazısı yazılsa da gene insanlar korkuyor tabii. Derken 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getiriliyor. Böyle olunca bizim derneğe insanlar akın akın gelmeye başlıyor. Çünkü madem onlar dışarıda oturmak yasak onlara, onlar da derneğe gelirlerdi. Ne de olsa dernek kapalı alandı. Böyle bir süre dernekte gelenlerin sayısı arttı. Ancak bir süre sonra bu 65 yaş üstü yasağı da sıklaşınca derneğe gelenlerin ayağı bir anda kesilmiş oldu. Bizim Temel'in planları da burada sona ermiş oldu. Çünkü kıraathaneyi kapatıp evine gitmek zorunda kaldı. Aradan bir hafta 10 gün geçmemişti ki hayatında ilk defa bu kadar uzun zamandır hanımıyla aynı evde bulunan Temel artık canına tak etmiş ve kendini zor derneğe atmıştı. Çünkü Temel evde nereye otursa oraya oturma, suyu içme, ütülü feşi, çamaşırın suyu, buzdolabı temizliği diyerekten Temel canından bezdirmiş ve Temel kendini derneğe atmakla çare bulmuştu. Artık oğlu İdris Temel'i sabahları arabasıyla alıyor, derneğe bırakıyor. Akşam da arabasıyla alıyor, evine bırakıyordu. Bizim Temel bir gün gene dernekte oturmuş çayını yudumlarken telefonu çalıyor, bakıyor arayan Celal Şimşek Paşa. Celal Şimşek Paşa bizim eski Rize mebuslarından. Yani Celal Şimşek Paşa da sert, adı gibi sert, ondan sonra son derece titiz, lüzumsuz konuşmaktan hoşlanmayan, askeri disiplin içerisinde yaşayan bir adam. Temel onu kendisini niçin aradığını anlam veremiyor. Ama ne de olsa hemşerim diyerekten açıyor Temel'i.
Evet Ersuz Paşam. Temel, bizim orası açık mıdır? Paşam, malum durumlardan dolayı pek kimse gelemiyor. Ama ben geliyorum gizli saklı. Tamam ya, sen açtığında bana da haber ver, ben de geleyim. Paşam, ben şimdi dernekteyim. Gelebilirseniz buyurun. Öyle mi Temel, hemen geliyorum. Gerçekten de aradan yarım saat geçmemişti ki derneğin kapısı çaldı ve gelen Celal Paşa'ydı. Temel hemen onu içeriye aldı. Kendine demlediği taze çaydan onu da bir bardak ikram etti. Hoş beşten sonra Temel hemen konuya girdi. Hayır dur paşam. Siz buraya gelme attı, sen mi attı? Siz normal zamanlarda pek buralara gelmezdiniz. Ne oldu? Celal Paşa da gayet sert bir tavırla. Sorma Temel, sorma. Dışarıda koronavirüs, evde koronavirüs. Bıktım ya. Sürekli bir emir muamelesi. Sürekli emir, hep emir. Ya koca bir tümen benim emrim altında tir tir titrerken bu karavana emir eri muamelesi yapıyor. Bıktım ya vallahi. Yok çorbayı karıştır, yok salataya karıştır. Bıktım. Bu ne? Diyerekten serzenişte bulunurken o anda Temel'in telefonu çalmaya başladı. Bu kez arayan reis Zeydan'dı. Temel hemen açtı telefonu. Buyur reisim. Yok, açık değildirler çünkü ben buradayım. Ha ne edeceksin onu? Sen de müeggel bari. Derken gene yarım saat geçmemişti ki içeri gelen Reis Zeydan'dı. Reis Zeydan Celal Paşa'yı görünce şaşırdı birden. Paşam siz de mi diye bir karşılık verdi. Paşa da elini gayet sert bir şekilde masaya vurarak da sorma reisim. Bıktık ya vallahi. Neymiş? Hiç evle ilgilenmiyormuşum. Neymiş? Hiç özel bir anımız yokmuş. Neymiş? Hep okuyormuşum. Ya bir kadın 50 sene önce niye onun istediği geleneği almamışım da gidip anamın istediği geleneği almışız diye oturup vi ağlar mı ya? Ya ben değil 50 sene önce, 50 saniye önce ne yaptım biliyor muyum acaba? Diyerekten sert bir tavırla karşı çıkmıştı. Yani cevap vermişti Celal Paşa. Daha sonra Reis Zeydan da al benden de o kadar diyerekten o da başlıyor kendi hikayesini anlatmaya. Temel'in telefonu tabi bu arada çalmaya devam ediyor. Arayana. Temel de onların arasına katılıyor en son. Ha bu böyle olmayın. Bu işe bir çözüm bulmalıyım. Arayana. Reis Zeydan Temel'e dönerek sen ne dersin Temel diye sorunca Temel'in aklından hinlikler, cinlikler geçerek ha ben diyorum ki buraya gelen parayı bastırmalıyım. Celal Paşa ve Reis Zeydan aynı anda ne parası Temel diyerekten şaşkınlıkla cevap verirken Temel ne parası olacak da ha bu benim ceza parası. Benim onu bir şekilde çıkarmam lazımdır. Ben diyorum ki ha buraya gelen parayı bastırsın ben de onlara burayı ha buraya açayım. Celal Paşa bir süre düşündü. En son Temel doğru söylüyor. Sonuçta burası riskli bir alan. Madem burada huzur buluyoruz, madem evde kadınlar delilik vermiyor bizlere, ha bunun da bir bedeli olmalı. Ben katılıyorum. Hem parayı seven de gelemez. Çok kişiyi de kabul etmemek lazım zaten. Ben üstüme düşen ne varsa ödemeye razıyım diyor. Reis Zeydan da bu fikri kabul ediyor ve artık derneğe gelenlerin kişi başı günlük 100 TL ücret ödeyecek fikri kararlaştırılıyor. Derken ertesi gün bu sayı 20'ye ulaşmıştı. Ondan sonraki gün gelenlerin sayısı 30'u bulmuştu. Ondan sonraki gün 50'ye kadar ulaşmıştı derneğe gelenlerin sayısı. Temel artık buna bir çözüm arıyordu. Ve şöyle bir madde eklediler. Artık bir gelen öğlen gidecekti. Daha sonra bu fikir onaylandı. Artık bir gelen öğlenleye gidiyordu. Bu da ihtiyacı karşılamayınca ancak bir gün gelen ancak ertesi gün gelir maddesi eklendi bu sefer. Böyle devam ettiler. Bu da ihtiyacı karşılamadı. Daha sonra haftada iki gün şarj kondu. Bir kişi artık derneğe haftada iki gün gelecekti. O da ya sabah ya da öğlen gelecekti. Ama Temel'in alacağı kişi başı ücret gene değişmeyecekti. Sadece günlük adam başı 3 bardak çaysın ya verilecekti bedava. Öğlen yemeklerini de herkes kendi evlerinden getiriyor zaten. Temel bu sayede
çok 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 fazla para kazanmaya başlamıştı. Ceza parasını çıkartmış, normal günden kat kat kazandığının fazlasını kazanmaya başlamıştı. Ta ki derneği polis basana kadar. Bir gün bir ihbar üzerine derneği polis basmıştı. İçeride bulunanların her birine kabahatler kanunu ile umumi hıfzı sıha kanunu aykırı hareket etmek ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemek suçundan her birine 3.150'şer lira para cezası uygulanmış. Ayrıca çay ocağı işlettiği tespit edilen Temel gözaltına alınmış. Çay kazanına, bardaklara, fincanlara, tabaklarına, ayrıca 20 kilo kesme şekerine, 20 kilo Rize çayına, 10 kutu da kesme şekerine el konulmuştu. Derneğin operasyonun ardından derneğin mühürlenmesiyle de bizim Temel'in tatlı rüyaları burada son bulmuştu. Bakalım bu virüs meselesi ne zaman biter? Bizim dernek ne zaman açılır? Şimdilik bilemiyoruz. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Sürçülisan ettiysek affola.